Selam lemur severler. Bu hafta kamp yapmaya geldik ve yanımda Limon Tayfa var. Selam arkadaşlar. Selamünaleyküm. Oğlum selam, geç geldik selam. Biraz ama hızlıca kurulmamız lazım. Çok değil mi Lemur? Yol yordu bizi. Şey obabaşı olarak şeyi seçtin mi? Kraliçem o. Yeri. Ya yani sen obabaşı ilan etmek istiyorsun. Hayır abi benim belgidik. Daha sağlam bir adam tutmanız lazım. Onun yerine dublörümü alıyorum. O kaçıyor arkaya arkaya. Kaçma kaçma. Mekan çok güzel ama güzel çekimler evet, yaparız burada. Güzel. Ben şimdi drone'u kaldıracağım be. Sen drone'u kaldır. Kaldır bana da görüntü ver flows where the rhyme floats, I don't really know. Just what we might go with the mic. Videoya çok alakasız bir noktadan devam ediyorum biliyorum fakat dün kurulumları yaptıktan sonra ben uyudum. Çünkü dün uyumadan yola çıkmıştım. O yüzden şu an herkes uyudu ve ben Beyzi koruyorum. Benden Beyzi korumamı nasıl bekliyorlar bilmiyorum ama hepsi horul horul uyuyor şu an. Ve benim Beyzi korumak için eşyalarım şunlar. Bir tane düdüğüm var. İnce ama çok ses yapan bir düdük. Ayı gelirse diye. Bu arada olduğumuz bölgede hem ayılar var, hem kurt uluması duyduk, hem çakallar var. Yaban domuzu var mı bilmiyorum yani. Ayı gelirse diye bundan var elimde bir tane böyle düdük. Bayağı bir ses yapıyor. Hem milleti uyarmak için hem de ayılar sesten birazcık şey yapıyormuş. Çekiniyorlarmış. Bir tane İsviçre çakım var. Şöyle. Bunun... Bu gelebilecek hayvanlara karşı hiçbir işe yarayacağını sanmıyorum ama bir ihtimal. Hadi belki. Ve son olarak bu kampı mazeret ederek yeni bir tane çakı aldım. Bayağı güzel bir şey. Bak yani uzun zamandır böyle bir şey almak istiyordum zaten paket açılışları için ama işte mazeret oldu. Normalde bu kadar değerli bıçak almam kolay kolay ama hoşuma gitti. Bu belki çakal. Çakal saldırmaz gerçi ama. Ayıya falan bir işe yaramaz ama işte var. Gerçi etrafta baltalar maltalar bir dünya şey var. Etrafı kolaçan etmenin dışında ateşin sönmemesi görevi de bende. Ateşin yandığı yere kolay kolay kurtlar gelmiyormuş yani. Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama işte o da sönmesin diye uğraşıyorum. Bir arada ben odun falan atıyorum. Şimdi bir etrafa bakalım önce. Size bir etrafı göstermek istiyorum. Ha bir de el fenerim var. Dünyanın en güçlü el feneri de yanımda da. Nöbet için bunu kullanıyorum. Küçük ama bayağı güçlü. Bir şey diyeceğim, çok kötü bir ses duydum. Ateşten mi geldi biri mi horladı ya? Şu an ben korktum, arabaya gideceğim. Seslerle ilgili işin kötü tarafı şu an. Horlayanlar da arada bir garip sesler çıkartıyor. Ve o ses hayvandan mı geldi? Yoksa horlayanlardan mı geldi? Benim hiçbir fikrim olmuyor. Bulunduğumuz mekan bu arada böyle düzlük sayılabilecek bir alan. Fakat etrafı komple orman. Yani çevremiz komple ağaçlarla çevrili. Yani biz açıklık alandayız. Ama yani görüş mesafemiz genel olarak şunu geçmiyor yani. Hep bu civarlarda ağaçlar var. Bakın bu arabaların arkaları falan full ağaç. Çadırlarımız buralarda işte. Az önce şu çadırda çok acayip bir şey yaşandı. Bunun içinde Mert'le Burak yatıyor. Burak çadırın altından çıktı. Altından çıkma sahnesini çekemedim fakat çıktıktan sonra geri girmeye çalışma sahnesini çekebildim. Orayı bir görün şimdi. Ne demek istediğimi anlayacaksınız çünkü şuradan çıktı. Ne yapıyor? Abi içeriye gidiyorum. Niye çıktın? Ha? Niye oradan çıktın?
Önden gir, önden. Oradan nasıl çıktın ya? Oğlum çadır doğum yapıyor gibi bir görüntü vardı. Bu arada hayvan sesleri geliyor ya. Cidden hayvan sesleri geliyor. Ben bu görevi niye aldım ki ya? Ben yanımda biri durur falan diye düşünmüştüm. Böyle tek başıma hiçliğin ortasında bir tane ışıkla kalacağımı düşünmemiştim. Neyse. Az önceki sesin horlama sesi olduğunu varsayarak bir ateşi harlamaya gidiyorum ben. In over my head, trying to figure out. I was going for changes. Saat 4:17. Yani herhalde 1-1.5 saate falan hava aydınlanır. Ondan sonra rahat. Sabah görüşürüz. Evet, nöbetim bitti. Herkes mışıl mışıl uyumuş. Herkesin suratlar mutlu falan. Bir ben burada pert haldeyim. Nasıl, rahat uyudunuz mu? Allah senden razı olsun. Allah sen olmasan razı olsun abi. Biz burada olamazdık. Gerçekten kabilemizi koruduğun için orada, sana çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun sana bir şey söyleyeyim, yine bir ayakta olması güven verir her zaman. Ya ben çok rahat uyudum açıkçası. Ben de. Dedim ki Hakan ateşi de tutar. Hani etrafı da koru kollar, şey yapar dedim. Hepsini yaptım bu arada. Ayı gelirse böyle bir ayıyla bir vs atar. Onu yapmadım. İlk yapmamışsın. Ama bir şey diyeceğim. Bir kangal sucuk aldık. Dedik ki bazlamaya tadımlık bunu atarız dedik. Öyle yeriz dedik. Onun için aldık onu yani. Bunlar işi bilmiyor ya. Nasıl bilmiyor? 6 tane ekmek aldım, 2 tane bazlama aldım arkadaşlar. Yapmayın, ekmek daha bitmedi bile ya. Bu arada adam o kadar çok et almış ki tüketemiyoruz yani. Tüketemedik ya. Etiydi ama köfteler... Çok kaldı ya. Köfteyi ben de beğenmedim. Evet, şu an ne yapıyoruz? Şu an ne yapıyoruz? Şu an Lemur Bey yumurta yemediği için ona özel tostumdan yapacağım. Bu arada harbiden bana özel yapıyor şu an. Evet, yani burada hindi füme seviyor musun? Sever. Tamam, hindi fümeli, kaşarlı, biraz tereyağlı, tava usulü, katlamalı, güzel eritme bir tostvari bir şey yapacağım. Onu yiyecek, sonra biz yumurta menemene gömüleceğiz. Valla ekmeğinle, elimizle. Elimizle. Hayır, elimiz ile. Bu kanala böyle konuşacaksın. Elimiz ile. Çok güzel olacak. Ellerinizi dezenfekte edin. Tertemiziz. Hareketlere bak. Herkese kuru iftira atıyor kimse. Harika kırıyorsun. Dedi. Siz şeyi görmediniz ya. Ben de kaçırdım o sahneyi. Dün vlog başladım. Detay çekiyorum. Ahmet işte şey... Odun kırıyor, bir şey yapıyor. Ama ben ne yapacağını anlamadım. Kalktı böyle baltayı sapladı falan ama ben bu tarafı çekiyorum. Öyle bir şey. Çok alakasız bir yeri çekiyorum. Ama balta güzel çıktı bu arada. Balta iyiydi. Ama işte o sahneyi yakalayamadım. Ama o yaptığı artistik böyle şey, surat ifadesi değişti falan, böyle bir şey oldu. Abi post kestim. Baboli de menemen hazırlıyor. Nasıl gidiyor? Sen bayağı doyurdun bizi abi bu kamp boyunca. Benim normalde hiç elimden gelmez böyle şeyler ama. Deneyeyim dedim, oluyor. Burada soğanlar kızarıyor falan. Hemen üstte çayımız demleniyor. Bu çaydanlık kırmızıydı bu arada aldığımızda. Şu an kırmızı tek yeri. Bir köşesi. Yesim geldi lan, canım çekti. Öyle güzel oldu ki. Şimdi ben bunu daha harika yapabilmek için ne yapacağım biliyor musun? Buradan bir parça daha alacağım. Tavaya iki tane koyacağım. Bu da eriyecek, bu da eriyecek ki bunları kapatacağım. Domates geldi, bak. Ha,
Ahmet yap hareket. Yapacak hareketlik şey kalmadı, onun kalmadı. Harun burayı montajda kesiyormuşum gibi yap. Şunu da at abi. Tostumuz pişerken teknolojiye bağlayacağız biraz. Dün bu güneş panelleri bayağı işimizi gördü bu arada. İnterneti falan bundan aldık. Aynen öyle. Ve de internet gece boyunca da açık kaldı. Aynen. Bayağı ben bütün gece şey 4.30'da sabah uyandığımda hala internet vardı. Ben dedim acaba sen uyanıksın diye organize mi ettin onu ama hiçbir şey yapmadım. Kendi kendine çalıştı. Evet. Yani. Şimdi bunları şarj edeceğiz değil mi? Arkadaşlar Lemur bu işlerden sorumlumuz. Çünkü evet, çok iyi anladığı için. Teknoloji sorumlusu oldum. Teknoloji sorumlusu Lemur. Biraz nemlenmiş olabilir onlar. Sabah hep oluyor bu ya. Çiğ de düşüyor ya. Toplam kaç? 4 tane panelimiz var. Bir tanesi bunu besliyor. Hatta 2 tanesi bunu besliyor. Aynen, en büyük olan bu, ikisi bunu besliyor. 2 tane küçük olan için bir tane küçük var. Onu kullanamadık ama. Evet. Kullanacak cihazımız yoktu. Bir tane de ışığımız var o. Çok ağır ama bu ya. Bunun lipo pilli versiyonu lazım. Feedback veriyorum markaya. Markaya feedback. Bu arada 5 dişten 3 diş hala duruyor. 3 diş hala duruyor ve bu aynen, biz yayın yaptığımızdan beri açık. Evet, yani kaç saat oldu? 10 saati geçti şu geçti an. Aslında bir tane modem çalıştırıyoruz ya. Normal abi o kadar. Mı? Evet o da var. Oğlum sert vur. Kamera çekiyor. Kamera çekiyor. Şöyle artistik vur biraz. Gerizekalı ya. Üf. Muhteşem gözüküyor şu an. Tamam mı? Allah benim kahvaltı galiba... Senin kahvaltı akıyor. Bir kıskanılacak galiba. Emeyen adam için 10 numara çözüm abi. Şimdi benim belim sakat, kamerayı sen ver, bunu sen taşı. Sıkıca parmakla ne ezde düşmesin. Yemeği yaparım ama taşıttırırım daha. Demiştir onu böyle sıra sıra yersin baba. Onu kapatıyor muyuz? Kapat istiyorsan. Altına bakayım nasıl olmuş altı. İyi tamam, tam böyle şeyde. Çok tadında bu arada, çıtır çıtır. Çıtır çıtır değil mi? Karpuz al yanına. Karpuzu da alacaksın, o da ıslaklık verecek. Yanına da bir çay baba. Of. Hadi afiyet bal şekeriniz. Eyvallah. YouTuber olmayı öğreteyim mi? Şu anda aşırı ıssız bir ormandayız. Muhtemelen buraya yıllardır hiç kimse girmemiş. Ama burada kesilmiş ağaçlar. Ağaç kesmişler. Ayı, ayı. Girmemiş, ormanlar diye hoymuş orada balta. Kamp bölgemiz şurası. En yakındaki ormanlık araziye bir giriyoruz şu an. Geceleri bir teyzenin gezdiği söyleniyor burada. Biz de o teyzeyle gidip tanıştık. Evet, beyaz giyiniyormuş komple. Ve denk gelirseniz buradan gidin diyormuş. Abi korkma. Yılandan değil, insandan korkacak. Aynen insandan. Öyle birader, hadi. Oha o ne ya? Bu zehirli, bu mahvede. Ne mantarı bu? Nemden oluşan mantarı bu. Bunlar sakat baba. Bunları genelde böyle taşların, çalıların dibinden falan topluyorlar. Saatler süren bir çabadan sonra ıssız ormandan çıktık. İyi misiniz? Yerde görebileceğiniz üzere Tyrannosaurus Rex ayak izleri. Şurada gösterebilirsin. Evet. Lan ayı çıkarsa bizi koruyabiliyor musun şu an? Ha? Ayı çıkarsa ayı bizi çıkarsa... koruyabilir musun? Abi var ya, ayı arka arkaya 10 tane sıksak bir şey olmaz. Bunun söz var. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu Furkan için özel tuvaleti hazırladık. Buyur abi. Oha tuvalet mi gerçekten? Adam yanına su bile getirmiş. İçini göstermek istemiyorum. Evet şu anda da şeye geldik. Ne? Yani Primitive Teknoloji kanalının doğduğu yer arkadaşlar burası. İlk videolarını burada çekmişler. Burak neredesin sen? İyi sıkıyorsun ya. Bir hikaye anlatsana bize. Kardeşim. Neredeyiz? Dur. Arkadaşlar yıllar önce ormanda ufak bir kız çocuğu kaybolmuş. Ondan sonra kaybolan kız çocuğunun ruhunun ormana izinsiz gelen kampçılara dadandığı söyleniyor. Ne oldu? Direkt kırıldı lanete lan. Yakalandı. Kırıldı lan. Abla yapma! Oha! Bu yalnız. Bu ayı izi bu arada. Kesin mi? Sanki bak şunlar parmak lan, bu da nerede? Ortası gibi. Böyle bir ayı varsa burada eğer... O mikro baş. Gidelim. Harbiden burada büyük bir şey gezmiş bu arada ya.
Değil mi? Şu yaprakların o şekilde kalkması falan çok mantıklı değil. Bak. Parmak, 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 parmak. Evet, hıssız ormandan çıktık. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Bir sonraki videoda yayınlayacağım. Eğer bu video 20 bin like alırsa size Çukuramare adasında da bir çekim yapmayı düşünüyorum. Yalnız bak dostum, bu inek. Bak bu inek. Bir şey mantarı daha bulduk. Bu arkadaşlar. Sen söyleme onun adını. Sen söyleme onun adını. Ben ne diyeceğini bildim. Ama herkes ne mantarı olduğunu anladı. Bak orada da büyüğü var. Fazilat. Şimdi bu dalı göle attığım zaman çırpıntılardan göldeki yaşam oranını, popülasyonunu anlayacağız. Bak. Lüferi gördün mü? O kadar bilmiyor. Ananı göğe düşüyorum. Dikkat et şuraya basın. Karşıdaki üçlü ağaca mı denk getirmeye çalışacağım? Evet. Şuna getirmeye çalışacak. Çayıra gitti o yanına. Arkaya doğru gitti mi o? Evet, sağ arkadaki çayıra doğru. Tamam. Gidiyor. Yani ama... Biraz sollu mu bakmak biraz lazım? Sollu ve yukarıdan atmanız lazım. Şimdi bir kim deneyimlemek istiyorum? Ben deneyeyim mi abi? Gel baba. Şuradan tutuyorum herhalde. Sol elinle tutuyorsun. Tamam. Tamam mı? Şunu bileğine istersen şöyle. Doğrusu değil ama ben böyle rahat ediyorum. Kavra. Ve şeyin, tekiğin. Şimdi bu burnun ortasına fırçalı yere giriyor. Tamam. Tamam mı? Bununla bunu mu? Şimdi bu senin artık tetiğin. Bileğini buraya yakınlaştırma, yoksa şu ip buranı zedeler. Mesela bir güç uygula, bir çek ama tetiğe basma. Bak gördün mü? Bak ha. Bu sakin. Burada tutup sıkman gerekiyor normal. Şimdi bırak tekrar. Dinlen. Neymiş lan ne? Çok sert. Sert ha. Sert. Sen nasıl sıkıyorum? Boşlam olduğu zaman şu tetiğe basacaksın inşallah. Geriye çekeceğim değil mi? Evet, kendine doğru çekmen lazım. Parmağın uzanıyor ama mu? Suratından uzak tut oku biraz. Tamam, açıldı bak gördün mü? Üstüne çarptı. Ağacı vurmuş olabilirsin. Ağacın üstüne çarptı. Dala bir renk gelmiş olabilir. Ses geldi çünkü. Gel, gel, gel bakayım kendi videonun için gel. Ben Mert'in zorlandığını gördükten sonra... Yok ya alışsan alışsan yaparsın ya. İlk deneyimde öyle sert olacağını bilmiyorsun ya. Beklentisi az olduğu için zor gelmiştir. Son gücüne kadar çek, esneyecek artık. Çek. Hadi al. Ucuna değmediğin sürece sıkıntı yok. Çek 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 çek. Bir yerde boşlayacak, sakin ol. Orada tutmaya çalış şu an. Sakin ol. Tamam. Nişanını al. Bas! Bu arada aşırı zor. Bir gidip bakalım mı oraya? Tribe giriyor gene değil mi? Şişe koyayım mı abi? Şişe koy bakayım diye. Ha, bu uzağa atılmaz zaten. Yok, uzağa çok tutmaz. Evet, bir uyuduk uyandık. Artık kampın son günü yani. Hafiften böyle toparlanmaya başladık. Ama ben yanımda bir dünya böyle ıvır zıvır bir şeyler getirmiştim. Şimdi onlardan bir tanesini deneyeceğiz. Şöyle renkli ateş diye bir şeymiş. Bunları aslında ilk gün deneyecektim. Unutmuşum çantada. Orman yanmasın lan. Yok artık, sadece rengini değiştiriyormuş ya. Ne yapıyorsun? Direkt içine mi atıyorsun? Ver bir bakayım. Okuruz bir ya, bilmiyorum. Bugünkü şeye dönmesin. Magic fire, oh my god man. Hiç bugün magic fire olmadı. Acaba... Ya nasıl bir horlama o ya? Her seferinde ayı saldırdı. Ya bunu direkt ateşe atıyor musun? Yani tam bak şu hot point. Ha, orası orası çok güzel. At oraya. Oo, bir şey oldu. Oo. Oh my god. Mavi hala. Ama ateş mavi ateş zaten var. 2 saniyede bitti. Yok hala yanıyor. Bak bak maviler aradan çıkıyor. Aşağı düştü çoğu. Öbürünü de atsana. Atayım mı diğerinde? At at. Biraz ilerisini at. Farklı renktir belki. Kaç para verdin bana? Her şeyi basıyorsun. Ama bak direkt merak oluyor. Ben buna tanesi
600 lira falan işte. Ne? Kampta yaşadığınız en ilginç olay neydi? Baba ok olayı ya. Düşüneyim bakayım. Çok aslında böyle ilginç bir şey yaşamadık. Harbiden hiçbir şey yaşamadık lan. Benim Holmes'un çadırımın içinden çıkması. Ha bak o ilginç. O senin için çok ilginç bir şey. Tribe sokar adamı yani. Evet yani bir de şey. Uyur gezer mi? Neyim sen da... vlogda anlattın mı da olayı öyle bir şey olduğunu? Yoksa şu gece ilk defa... çekim yaptım ya ben. Orada böyle kısaca bahsediyorum sahneyi. He tamam. Bir detayları... hakimler yani izleyenler. Ama tam detayları vermedim. Ben böyle arabada otururken Holmes çadırın altından çıkmaya başladı ama böyle ön kapısı yani fermuarın şu ön kısmından değil. Yandan. Rüyasında yani daha doğrusu bilinçaltında neyin olduğunu anlattın mı? Ha. Sabah kalkınca rüyasını anlattı bu arada. Rüyasında şey görüyor. Bir yere gömülüyor, gömüyorlar onu. Çıkamıyor. Mezar içerisinde. Aynen. Gibi. O rüyada onu gördüğü için tribe giriyor ve çıkmaya çalışıyor böyle canavliyle. Pencereden ama... dışarı attı. Şimdi ben o yaşandığımda tanışalı kaç saat olmuştu Holmes'larla falan? Bir gün 24 saat falan olmuştu herhalde. Ya o kadar olmamıştı bile değil. Olmamıştı ya. Akşam gece geldiler. 13 saat falan. Aynen 13 saattir falan tanıyorum. Rani'yi de o kadar saattir tanıyorum. İkisi aynı çadırda ve aklımda şeyler geliyor. Bir, içeride kavga ediyorlar. İki, uyur gezer, panikletmemeliyim. İçeride Mert yaşıyor mu? Onu bilmem gerekiyor. Çünkü mezar gibi hissettiği için şey yapmış böyle ilk tavana vurmuş, bir yana vurmuş böyle. Yani düşün çadır böyle sallanıyor deli gibi ve eller meller var böyle. İnsanın aklına neler gelir. Ve ben bunu düşünürken Mert uyanmamış bile. Evet öküz ya. Holmes daha işte şey böyle rüyayı hatırlıyor ama benim o kaydım olmasa o konuştuklarını bile hatırlamayacak öyle. Peki çıktığı yerden geri girmesi? Girmeye çalıştı, giremedi. Orada normal bir insan oradan çıkamaz. Oradan şu kadar bak, şu adamın gövdesi kadar şöyle bir pencere var orada. Ve yırtık yok, sökmemiş. Ha, hiçbir şey yırtmamış. Senin ne ilginç olan? Tuvaletimi yapmaya gider. Küçük abdestini yapmaya giderken. Yanlışlık nasıl içtim falan. tuvaletimi yapmaya giderken böyle bir baktım. Tam böyle çıkartıyorum. Yürüyor muydu, sabit miydi? Hiçbir şey yok, hareket yok tamam mı? Tam böyle çıkartıyordum bir baktım çalıdan bir ses geldi böyle. Şu an duman kaçtı bu arada. Bulağı da. Siyahlı böyle kahverengili bir şeydi. Ben konuyla alakasız bir soru soracağım. Hani böyle Barbie'ye benzemek için estetik olanlar falan var ya. Hı-hı. Ahmet de sana benzemek için kaç estetik yaptırdı? Ay deme bunu, deme bunu, deme bunu. Evet, lemur severler izlediğiniz lemurun son videosuydu. Söz vardır bilir misin? Nice kardeşler vardır annelerin doğurmadığı. Hadi ben hazırım, ne yapıyorsunuz ya? Oğlum seninkiler... küçük şeylerdi. Bir şey diyeceğim. En çok ekipmanı ben topladım. Vallahi topladı ha. Helali var adam. Helali var. Gece 2'de başladım ama. Gece 2'de başladım. Evet. Yoksa toplanmazdı o kadar ıvır zıvır mümkün değildi. Küçücük çantanın hale yapmış. Hı? Ama sığdı mı peki çantaya? Çıkarttığınız çantaya? Sığdı. Ama çok iyi. Ölmüş tamam anladık tamam. Sonra? Anlatsana biraz. Daha falan olmuş galiba. Ciddi bir şey yok gibi ya. Arkadan bir vurmuşlar, dokundurmuşlar. Evet hepimiz evlere döndük. Daha doğrusu dün döndüm ben ama geldiğimde direkt kendimi yatağa attım ama öyle böyle bir atış değil hani. Kapıyı kapattım, yukarı çıktım, yatağa yattım ve direkt sızmışım. O kadar yorgundum. Çünkü bu 3 günlük kamp sürecinde toplasanız 6 saat ya uyudum ya uyumadım yani öyle diyeyim. Hatta bir de yola çıktığımız günde sayarsak 4 günde 6 saat uyudum. Kamp yapmak da yorucu bir şey tabii ki. Sürekli bir şeyler için hareket ediyorsun vesaire. Ne kadar yorulduğumu siz oradan hesap edin. Fiziksel enerji olarak şuralardan şöyle şuralara falan düştüm. Fakat mental olarak buralardan tepeye çıktı yani öyle diyeyim. Şu an kafa olarak muhteşem rahatlamış durumdayım. İyi geldi. Bayağı iyi geldi. Şimdi bavulları açtım. Direkt kıyafetleri çamaşır makinesine attım. Belki sesi geliyordur arkadan bilmiyorum. Çünkü bütün kıyafetlerimiz is, ter vesaire bir aklınıza gelebilecek pek çok kokunun karışımı kokuyordu. Duş yok, tuvalet yok. Gece üşüdüğümüz için sürekli ateş yakıyoruz. Gündüz terliyoruz vesaire.
O konulara çok girmeye gerek yok işte. Doğa kampı sonuçta ne bekliyorsanız oldu. Ekiptekiler de bence fazlasıyla uyumluydu. Yani bu tarz ortamlarda beni en çok endişelendiren şey görev dağılımı, işte kim işten kaçıyor vesaire, o tarz şeyler olur. Tamamen doğal akışında böyle görev dağılımı gerçekleşti ve herkes kendi yapması gereken şeyleri yaptı. Tahmin edebileceğiniz gibi ben teknolojiden sorumluydum ama herkes birbirinin işlerine de yardım etti. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum fakat bugün bayramın ilk günü. O yüzden şimdi böyle kısaca etrafı toparlayıp ailemizi ziyarete gideceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Kamptaki herkesin kanallarını açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan onların kanallarını da ziyaret edebilirsiniz. Gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olup yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.